Sensin bu gönlümün yönü mekanı. Bende ar olmazdı sen olmasaydın. Ak nergizler sana aksın dağlardan. Balda, balda sır olmazdı sen olmasaydın. Dağlardaki güneş doğmaz aleme, buluttaki yağmur yağmaz aleme, gönlümdeki güzel sığmaz aleme. Dünya, dünya dar olmazdı sen olmasaydın. Sur-u sırdan derler suyuma benim. El eyleyen çıkar toyuma benim. Elde güzel çokmuş neyime benim. Gözüm kör olmazdı. Gözüm kör olmazdı sen olmasaydın. Kuşlar yuvasından uçar mıydı ki? Bulutlar yağmurdan kaçar mıydı ki? Yaylada çiçekler açar mıydı ki? Dağlar, dağlar kar olmazdı sen olmasaydın. Dostlarım el oldu senin uğruna. Gözlerim sel oldu senin uğruna. Sefayım del oldu senin uğruna. Gurbet, gurbet zor olmazdı sen olmasaydın. Gurbet zor olmazdı. Dağlar kar olmazdı. Gözüm kör olmazdı. Dünya dar olmazdı. Sen olmasaydın. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı reklamlardan sonra Ahmet Abalı ve Dilek Üstündağ'la birlikte tüm hızımızla devam ediyoruz. Ağzınıza sağlık Sefai Hocam. Aşık Sefai Hoca'ya da buradan selamlarımızı gönderelim büyük ustaya. Şimdi 0545 508 45 45'e gelen mesajlar da artık son bölümümüze doğru hızla ilerliyoruz. Mesajlara doğru dönüp bakalım. Sonra Ahmet Abalı'ya doğru döneceğiz. Nerede kalmıştık diye şöyle bakıyorum. Günlük yaşamımızdan alınabilecek dersleri en iyi şekilde bize aktardığı için teşekkürler. Sevda Genç göndermiş. Size yazmışlar büyük ihtimal. Ahmet Abalı'ya başarılar dileriz demiş. Hasan Ak ve Meral Yalçınkaya göndermişler. Teşekkürler. Ben Cahit. Hakan Bey, eşim Özden, kızım Merve'nin Nur ve manevi kızım Ayşegül'e gelsin bu şiir demişler. Aynen onlara gönderelim biz de. Gönülden düşer şiirle name, şiir Hakan ile gelir dile. Ahmet Abalı türküsüyle bu program düşer öyküye. İyi akşamlar Hakan Bey. Program çok güzel. Değerli kardeşim Ahmet Abalı'ya başarılar dilerim. Erzurum Radyo Dadaş programcısı Muharrem Değirmenci programınızın devamını dilerim. Ahmet Abalı'yı programınızdan eksik etmeyin derim saygılarımla. Biz de kendilerine bu güzel dörtlük için ve bu güzel mesaj için teşekkür ediyoruz. Erzurum'a selamlarımızı gönderelim. Selamlar olsun. Teşekkür ederim Muharrem kardeşim. İyi yayınlar Hakan. Rıfat Erdeniz. Yaktı Kerkük türküsü diyor. Teşekkürler Hakan. İyi akşamlar demiş. Rıfat abiye biz de değerli abimize selamlarımızı gönderelim Rıfat Erdeniz'e. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan sevgiler. Bağlamayı çalan güzel insandan Afyon Şuhut yöresinin Alim Efe türküsünü rica edebilir miyim demiş. Ahmet Karaca göndermiş. Kendilerine teşekkür ederiz ama o yörelerin türkülerinden bilmiyorum. İnşallah bir dahaki program öğreniriz. Şuhut güzel bir yer gerçekten. Benim için de önemli bir yer. İnşallah orada bir programımız olursa oraya öğrenmiş olarak gideriz. Vakit kalırsa eğer evet. Bu türküyü de alırız. Artık programımızın son bölümüne doğru ilerliyoruz. Tabii hemen bir eser alalım.
Hangi eser var? Ben önce şunu söyleyeyim. Biz 3. bölüme yayına girdiğimizde az önce andık rahmetli şehidimiz Fethi Sekin, babası Mehmet Zeki amcam, ellerinizden öperim. Aradınız, açamadım, yayına girmiştik. Şimdi az önce aradılar. Biz de selamlarımızı gönderelim kendilerine. Kendileri çok değerli bir insan. Evet. Allah rahmet eylesin. Gerçekten kendisiyle tanıştık. Çok güzel bir insan, sohbeti güzel bir insan. Bizlere bu kahraman evlatları yetiştirdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan söyleyeceğimiz eserden önce kısa bir bölümde rahmet Fethi Sekin'in şimdi alalım. Onu aldıktan sonra biz beraberinde... Biz de amcamızın ellerinden öpüyoruz. Allah razı olsun. Mehmet Zeki, Sekin amcam izliyorlarsa sanırım izliyorlar. Ellerinizden öperiz. Açamadım telefonu. Kusurunuza bakmayın. Daha sonrasında Biloğlu'nu seslendirelim. Evet. Güzel. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmış olalım. Kısa kısa alalım. Evet. Son bölüme doğru gittiğimizde vakit kalsın. Oy Fethi, oy Fethim, yandı bağrım, ciğerim. Oy Fethi, oy Fethim, yandı bağrım, ciğerim. Allah vatan, bayrak için şehit düştün can Fethim. Oy Allah vatan, bayrak için şehit düştün can Fethim. Oy adı şehit Fethi Sekin, dediler ki cennet yerin. Kürşat gibi, Hasan Tahsin gibi, Ömer Halis gibi şehit düştün şehidim. Kürşat gibi, Hasan Tahsin gibi, Ömer Halis gibi kahramansın yiğidim. Gün giden de hay gelen de gel oğlum, cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum, yeri bilmek göğ bilmek bil oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum, çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum, çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Sağlık. Teşekkür ederim. Kırkağaç'tan Makedonyalı Nazım Yıldız da bu eseri istemişti. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Selamlar. Tam programın türküyü okuduğun sırada geldi. Ayrıca Esin Tatlı Türkmen'de değerli arkadaşımız, değerli dostumuz da Ahmet Abalı'nın sıradaki eserini bize gönderir misin demiş. Tüm Dikili'ye burada selamlarımızı Dikili Dernek Başkanımız. Değerli, selamlar kendisine. Değerli arkadaşımız Esin Tatlı Türkmen'e. Evet, hemen Dilek Hanım'a doğru dönelim. Dilek Hanım, şimdi bir öyküyü, yani bir öykü yazarına böyle bir soru sorayım. Bakalım nasıl cevap alacağım. Merak ediyorum olmasın. Yani. Yok, o kadar zor değil. Hangi ortamlarda yazıyorsunuz? Yani bir öykü nasıl yazılıyor, nasıl hazırlanıyor bu aşamaya gelene kadar? Mesela siz de şairler gibi işte ilham gelince mi yazıyorsunuz? Yoksa oturup da ben bu öyküyü bitireyim mi diyorsunuz? Yoksa günler mi sürüyor? Hepsi oldu kitabın içinde.
Evet, çok güzel. Mesela Son Bakış ilk öykü İstanbul'dan dönerken otobüste yazıldı kafamda. Evet. Eve gelir gelmez sabahın 4'ünde açtım PC'yi, çala kalem hemen döktüm unutmayayım diye. Ondan sonra yattım, sonra üzerinde çalışıldı, ayrıntılar düzenlendi. Ama oturayım da bir öykü yazayım gibi olmuyor. İnsan bir huzursuzlanıyor, bir kafasının içinde yoğunluk hissediyor. Genelde de geceleri o bilinç dışı. İnsanın geceleri daha sessiz, sakin bir ortam. Bazen uykudan uyanıp notlar aldığım ve oradan bir öykünün çıktığı oluyor. Evet, gecenin dinginliği, gecenin ağırlığı ikisi bir arada bence. Öykülerin ya da üretmenin en güzel saatleri. Böyle gecelere yazılan türküler hep böyle meşhur olmuştur değil mi? Evet. Geceler böyle, yani o zaman yazılan böyle yalnızlık, böyle ayrılık. Hep bu tip türküler, eserler, şiirler hep tutulmuştur ülkemizde. Ya ondan ziyade biraz daha arabeski seven bir millet. Biraz evet, arabeski seven bir millet. Ondan ziyade insanların gönlüne dokunuyor sanırım bu tür. Biz geceler biraz yalnız. Millet olarak acıyı seven bir milletiz yani. Evet, o yüzden bu güzel memleketimiz hiçbir acıda çekmemize rağmen yıkılmamıştır yani ayakta izlemek. Evet. Evet. O zaman şöyle bakalım mesaj var mı? 0545 508 4545'e mesajlar geliyor. İnşallah vakit kalırsa onları doğru döneceğiz. Tabii bizim Hakan Demir'e gönülden düşenler Facebook sayfamıza da gelen mesajlar oluyor. Şimdi değerli dostum bir eser daha alalım senden. Sonra programımızın sonunda finale gideceğiz. Ona göre bir eser seç. Sana bıraktım. Evet. Bu eserden sonra mı finale gideceğiz? Hani final ayrı. Finali karıştırdım. Final sen ayrı. Şimdi bir eser daha. Az önce Erdi'den bahsettiniz. Onu kısa bir onu alalım isterseniz. Nasıl? Erdi'nin eserini. Ha evet. Benimle evlenmişsin. Ya evet. Bir de evet. Söyletmeseydik. Eyvah. Yani eyvah. O kadar laf söyledim. Onu alabiliriz tamam. Evet, güzel bir eser. Kısa bir o şekilde. Onun bitiminde yine benim bestem tamam. Var. Ölüyorum gel isimli. Kısa tamam. Kısa ikisinden seslendirelim. Tamam o zaman hemen dinleyelim vakit kaybetmeyelim. Evet. Yıllar öncesiydi and içmiştim. Ödedim yalnızlığa aşk borcumu ve yıllar sonra şimdi seninle bozuyorum aşk orucumu. Yıllar öncesiydi and içmiştim, ödedim yalnızlığa aşk borcumu ve yıllar sonra şimdi seninle bozuyorum aşk orucumu. Gel desem koşarak gelir misin? Sev desem bir ömür sever misin? Tut elimden bak gözlerime, benimle evlenir misin? Seni gördüm göreli, gülmedi yüzüm gülmedi. Oy seni gördüm göreli, gülmedi yüzüm gülmedi. Bırakıp da gittin beni, gelmedin zalim gelmedin. Bırakıp da gittin beni, gelmedin zalim gelmedin. Oy yaktın beni yüreğimden, vurdun beni can evimden. Bittim gayrı hasretinden, ölüyorum gel. Yaktın beni yüreğimden, vurdun beni can evimden. Bittim gayrı hasretinden, ölüyorum gel. Ağzına gönlüne sağlık, birbirinden güzel türkülerle programımızı renklendirdin. Dilek Hanım, örnek aldığınız yazarlar var mı?
Etkilendiğim ilk eğitime başladığımda etkilendiğim Anton Çehov'du. Hala da öyle. Basitliği, günlük hayatı anlatışı, sıradanlığı. İşte Rusya'daki ağır 1800 yıllardaki ağır bürokrasiyi halkın bunun altında nasıl ezildiğini biz onun öykülerinde çok net görebiliyoruz. Kısa, yani 600 sayfalık romanların yazıldığı bir devirde kısa öykü yazıyordu Anton Çehov. Ondan çok etkilenmiştim. Ülkemizde var mı? Ülkemizde tabii ki var. Yani bir Yaşar Kemal'den etkilenmeyen yoktur. Memduh Cevdet Esendal'dan etkilenmeyen yoktur. Şimdi böyle sayarsak belki olmaz ama işte Leyla Erbil öykülerinden etkilenmeyen herhalde yoktur. Ahmet Abalı'ya sorsam aynı soruyu. Örnek aldığın sanatçılar böyle var mı? İsim olarak ya şöyle Türk halk müziğini seslendiren ve güzel eserler bırakan bütün üstadlarımızı dinliyoruz. Ben şöyle gideyim, yani birebir tanımış olmaktan gurur duyduğum sanatçı abilerimden bahsedeyim. Mustafa Yıldız Doğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık abim. Yani bunlarla biz gerçekten bunların şarkılarıyla büyüdük. Daha sonra da aynı sahneyi paylaşmayı nasip etti Allah. Güzel, onun haricinde az önce eserini seslendirdik. Esat Kabaklı. Esat Kabaklı abimiz. Yani böyle sorunca aklıma gelmedi ama yani şöyle bütün, bizim kültürümüzü yaşatan bütün değerli üstadlarımızı dinleyerek büyüttük. Yani bir Musa Eroğlu mesela, az önce size dediniz ya, lambalı titreyen alev üşüyor programı. Abdurrahim Karakoç'un şiirini çok güzel bize nakşettiler, izlettirdiler, dinlettirdiler. Böyle ben büyük üstadlarımızın hepsini severek dinledik. Onlarla büyüdük. Onlara örnek almaya çalışıyoruz. Hepsine de selamlarımızı gönderelim. Şimdi Dilek Hanım, artık programımızın son bölümüne geldik. Artık vedalaşma zamanı. Maalesef. Evet. Çabuk daha geldi yeni geçti, alışmıştık. Çabuk geldi geçti. 2,5 saat. Evet. Sonra son kez mesajlara doğru bakayım. Okumadıklarım varsa hemen okuyalım. Hakan'ım 35. sayfadaki şiiri istiyorum. Çok duyguluyum. Hüzünlüyüm demiş Aslan abi, Aslan Kaya. O da bizim gene biraz önce bahsettiğim gibi programımıza konuk olmuştu. Aslan abi, programdan sonra telefon edip 35. sayfadaki şiiri sana okuyorum. Hayırlı akşamlar Ahmet Bey'in ağzına sağlık. Şiir çok güzeldi. Gez oğlum sıradaki bu türküydü. İstediğim Manisa'ya ve Kocaeli'ye gelsin. Bir izleyicimiz ismini yazmamış. Bütün mesaj atan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Dilek Hanım, son düşüncelerinizi alacağız. Sizi burada görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Sizi tanımak çok güzel. Değerli, kalemi güçlü, güzel bir insansınız. Teşekkür her zaman ederim, başımızın üstünde yeriniz var. Bekleriz. Yeni kitaplar çıktığında özellikle hemen sizi burada görmek isteriz. İnşallah. Neler söylersiniz? Son düşüncelerinizi alalım. Varsa selam göndereceğiniz kişiler, onları da unutmayın. Sonra unuttuk diyorlar programdan sonra izleyicilerimiz. Onu da hatırlatayım. Dilek üstünde bundan sonra neler yapacak? Onu da eklerseniz son düşüncelerinizi. Ahmet Abalı'ya döneceğim sonra. Kitabımda izni olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'le tanışmış olmaktan ben çok mutluyum. Böyle bir ses ve yorumla gerçekten. Sizin sıcaklığınız, misafirperverliğiniz, size çok teşekkür ediyorum. Ve gıyabınızda Manisa Medya TV'ye çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonrası için dediğim gibi öykü diye yola çıktım ama ufak bir roman olabilir. Üzerinde çalıştığım bir çalışmam var. İnşallah roman bekliyoruz sizden. Evet, buradan çıkınca ben bu hevesle şimdi devam edeceğim. Burada olmak güzeldi. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Tekrar söyleyeyim. Başımız üstünde yeriniz var. Evet, değerli dostum Ahmet Abalı'ya dönelim. Ahmet Abalı, değerli kardeşim, seni 7 yıl sonra gördük. Güzel oldu. Özlemişiz. Sağ ol, var ol, bizi kırmadın, geldin. Siz sağ olun. Senden tabii yeni albümler de bekliyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz, başımızın üstünde yerim var. Erdi Abalı hariç bütün ailenin fertlerine selamlarımızı gönderiyoruz. Neler söylersin son olarak? Abi sonra ben kapanış mı yaptıktan sonra sözü sana bırakacağım. Müthiş bir eser var, geri çekil. Onu asıl ben teşekkür ederim. Bundan 7-8 yıl önce çok iyi ağırlamıştınız beni 40 ağaçta. Sanırım daha sonra Soma'ya geçmiştik. O gün o zamanlar bütün Manisa'yı gezmiştik. O zaman bütün Manisa'ya gelmiştik. O zamanlar tanışmıştık. Görüşme kısmet bu zamandaymış. Aslında daha önce teşekkür ederim, programa davet etmiştiniz. Ama bugüne nasip olmuş. Ben dinleyen herkese teşekkür ederim. Dilek Hanım'a ve size teşekkür ederim. Çalışan
arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimize çok teşekkürler. Sizinle beraber çok birçok eser aldık ama çoğunu vakit olmadığı için geçmek zorunda kaldık. Daha ne kadar vakit olsun? Evet, yani şarkı çok seçmişiz evet. Demek ki türkü çok seçmişiz. İsteklerini dile getiremediğimiz dinleyenlerimizler bir kusurumuza bakmasınlar. İnşallah ileriki bir tarihte tekrardan İnşallah. Bir araya gelirsek olabilir. İstedikleri türkülerin birçoğunu ben zaten yorumlamıştım. Sosyal medya hesaplarımdan, Ahmet Abalo takip sayfamdan oradan dinleyebilirler. Herkese teşekkür ediyorum. Geceleri güzel olsun, hayır olsun. Hayırlı akşamlar. Tabii Ahmet Abalo 40 tane eser listeye yazdı. Ondan yani kalanlar var. Ondan. Onlar da Facebook üzerinden, sanal aleminde izleyicilerimiz dinleyebilir. Bir kez daha Dilek Üstündağ'a teşekkür ediyoruz. Ahmet Abalı'ya, değerli kardeşime teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programının hazırlanmasında desteklerini bizlere esirgemeyen Hakkı Ardan'a, değerli abimize Ardan Boru'ya teşekkür ediyoruz. Ve kıyafet sponsorumuz Akhisar Marka Giyme, Ahmet Deneç'e ve ekibine teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı Allah nasip ederse Allah'ın izniyle haftaya cumartesi günü saat 21'de tekrar karşınızda olmaya devam edecek inşallah. Sizleri Ahmet Abalı'nın muhteşem bir türküsüyle baş başa bırakıyorum. Kul Mustafa'ya, Aşık Kul Mustafa'ya ait bir eser. Benim de çok sevdiğim bir eser. Geri Çekil. Güzel bir eser. Ahmet Abalı'nın sesine de yakışan bir eser. Sizi onunla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bayrağımdan ay yıldızı silemezsin, bire hain geri çekil diyoruz. Aşık olup aramıza giremezsin geri çekil. Aşık olup aramıza giremezsin geri çekil. Bayrağından ay yıldızı silemezsin geri çekil. Bayrağından ay yıldızı silemezsin geri çekil. Geri çekil, geri çekil, bire hain geri çekil. Geri çekil, geri çekil, bire de yüz geri çekil. Bayrağından ay yıldızı silemezsin geri çekil. Bayrağından ay yıldızı silemezsin geri çekil. Bildik kötü niyetini, etmesen kötü metini. Bildik kötü niyetini, etmesen düşman metini. Sen buyurdun kıymetini, bilemezsin geri çekil. Sen buyurdun kıymetini, bilemezsin geri çekil. Geri çekil, geri çekil, bire hain geri çekil. Geri çekil, geri çekil, bire hain geri çekil. Sen buyurdun kıymetini, bilemezsin geri çekil. Sen buyurdun kıymetini, bilemezsin geri çekil. Bizim için kavga düğün, Türk sen Türklüğünle övün. Bizim için kavga düğün, Türk sen Türklüğünle ötün. Türk milletin bütünlüğün, bölemezsin geri çekil. Türk milletin bütünlüğün, bölemezsin geri çekil. Geri çekil, geri çekil, bire hain geri çekil. Geri çekil, geri çekil, bire hain geri çekil. Türk milletin bütünlüğün bir...